Bir de müjdeymiş gibi veriyorlar ya. Sadakaları alsınlar, başlarına çarpsınlar. Tavuğun önüne atılan bir avuç yem gibi. Evcil hayvanların bile beslenmesine yetmez bu. İnsanların gözünü şöyle bir ağzına bir parmak bal çalmak gibi bir şey. Yani onların gözlerinin önünde işte ben şunu yapıyorum, bunu yapıyorum gibilerinde kandırma politikası. İnsanları kandırma politikası. Ben hiçbir işe yaramayacak böyle yapacağına, hiç olmazsa aylıklarına zam yapsaydı insanlar ona göre harcamalarını yaparlardı. Görüyorsunuz her gün her şeye zam. Yani günü bırakın, akşam gidiyorsunuz bir şey alıyorsunuz, sabah ertesi gün sabah gittiğinizde zamlı alıyorsunuz. Yani bu 7,5 milyon ancak gülünecek bir rakam. 20-25 olması lazım bir emeklinin geçinebilmesi için, 20-25 olması lazım. Zaten Erdoğan'ın hep yaptığı bu. İnsanları ayırt etmek, emeklileri ayırt ediyor, işçileri ayırt ediyor. Aslında seçim öncesi verilmiş bir sözler vardı biliyorsunuz. O sözlerin hiçbir yerine getirilmedi. Getirilmediği gibi bayram ikramiyesine 29 Ekim'de 5 bin lira olarak emeklilere vereceğim dediği ikramiyeyi maalesef onda da yine çalışan çalışmayan diyerek, ayırt ederek onları da ayrımcılık yaptı. Adaletsizlik diz boyu. Yani hiçbir zaman ben Erdoğan'ın adaletli davrandığını zaten düşünmüyorum. 25 yıla yakın, 25 yıl oldu yani. 25 yıldır yaptığı bu ayrımcılıkla insanları ötekileştirerek hiçbir yere varamayacak. Göreceksiniz emekliler artık yavaş yavaş isyana hazırlanıyor. Bundan önceki etkinliklerimizde de gördünüz. Gitgide artıyor artık bu. Emekçiler isyanda. Emekliler isyanda. Şimdi bu bir emeklilerde umut tacirliği. Yıllardır yapmış oldukları olumsuzluklara bu da bir eklentisi oldu. Bunu biz bekliyorduk. Çünkü seçimler öncesinde zaten bir kandırmaca, ekonominin faturasını zaten emeklilere çıkardı. Bir seçimde oy almak için bir kandırdı. Bunda da işte Ekim'de, Kasım'da derken bir oyalama, ama biz bunun hükümetin her zaman bir yalan, dolan, kandırmacı olduğunu biliyoruz. Halkın duygularıyla oynadığını biliyoruz. Ama yani bu yeni olan bir şey değil. 2008'de çıkarmış olduğu 5510 sayılı yasayla emeklilerin zaten emeklilikten pay almalı, milli gelirden pay almalarını engellediler. Emeklilerin ikramiyelerini düşürdüler. Emekli aylıklarını düşürdüler. Yani bu emeklilerin üzerinden de oynanan oyun yeni değil. Fakat bu daha da gittikçe yoğunlaştı. Yani emeği, emekçiyi hiçe saydılar. Bu da insanlığı yok etmek demektir. Ha bu ülkede 17 milyon emekli var. Bu 17 milyon emeklinin yani 9 milyon, 7,5 milyon alıyorsa, ama bunların çoluğu var, çocuğu var. Yani bugün ekonomi düzelmedikten sonra emekliye 20 de verse, 30 da verse, 5 de verse, 10 da verse hiçbir zaman bu emekliyi ihya edemeyecek. Çünkü insanların en başta geçim sıkıntısını gidermeler lazım. Hayat satan standartını yükseltmeleri lazım. Yani bugün bir emekli evine 7500 lira ne olabilir ya? 7500 lirayı belki kendileri, bir çocuğa artık veremiyoruz. Bu emeklilerin çoluğu var, çocuğu var, ailesi var, kirası var. Bugün artık haberlerde duyuyoruz ki emeklilerin artık, bırak emekliyi, yani emekçinin de ev sahipleri, kiracı birbirlerini öldürmeye başladılar. Emekliler sofrasına zeytin, peynir, et hiçbir şey koyamaz oldu ve emeklilerin sağlık düzeni bozuldu. Psikolojileri bozuldu. Yani bugün emeklilerde artık ölümler çoğalmaya başladı ve gittikçe de çoğalacak. Çünkü insanlar artık içine sindiremiyor. Aç yaşamak, sefil yaşamak insanların onurunu, gururunu incitiyor. Bu emekliler bu ülkeye yıllarca vergisini peşin ödeyerek vergi vermişler, çalışmışlar, emek etmişler. Ama emeğimizin karşılığı bu olmamalıydı. Biz insanca yaşam istiyoruz. Biz başka bir şey istemiyoruz. 5000 lirayı alsınlar, biz onu Erdoğan'a iade ediyoruz. Belki tepe tepe kullanırlar. Sarayın bir yerinde onlara lazım olur. Bizlere değil. Şimdi yani zaten emekli kapsam dışı çalışanı da kapsam dışı etti. Emekli olan da kapsam dışı etti. Yani bir kere insanların yaşamını elinden aldı.
Yani nerede kalmış ki kapsam dışı etmek? Zaten bir kök maaş denildi, insanları 7500 liraya muhtaç etti. E şimdi çalışan emekliyi kapsam dışı etmesi hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü artık bizim yaşamımızı elimizden aldı. Hayatımızı elimizden aldı. Yaşam kaynağımızı elimizden aldı. Vallahi bilmiyorum, sadaka olarak verdiler bize. Şimdi şuraya gidip dilensek aynı şekilde de düşürecekler bizi. Öyle bir kötü durumu düşürdüler ki emekleri. Artık biz kefene bilindik, saymadılar. Tabuta girdik, saymadılar. Çıplak dolaştık, saymadılar. Yerlerde debelendik, saymadılar. Şimdi sadaka olarak bunların verdikleri alsınlar, sadakaları başlarına çalsınlar. Başlarına gözlerine dolanıp da onlara biz verelim sadakalarımızı. İstemiyoruz ama şimdi bir de emeklerin düşmüş olduğu duruma bak. O kadar acı ki. Yani şu yıllar içerisinde emeklerin hallerini görüyoruz. Çocuklarının yanına gidemiyorlar. Bırak ölmüşlerinin mezarlarını ziyarete bile gidemiyorlar. Torunlarından kaçar oldu ya. Şeker almaktan korktuk. Hani şeker de yiyebilsin diyorlar ya çocuklar. Ya emekliler şeker bile veremiyorlar çocuklara. Bırak yaşamaktan bıktırdılar bizi. Artık hunimizi takacağız, deliyiz diye dolaşacağız. Belki adam yerine sayarlar bizi. Çünkü artık gerçekten adam yerine, insan yerine saymıyorlar. Bizim tek istediğimiz şey insanca yaşamak. Yani insanca yaşayabileceğimiz bir ortamı sağlayın. Ya bu ülkede ya emekli, 16 milyon emekli var. Bak 16. Bu dul ve yetimleri saymıyorum. 1800 liradan başlayıp 3000, 5000 liraya kadar yaşayan insanlar var. El insaf ya, el insaf. Yani artık ne diyeceğimizi de şaşırdık. Kelimeler kifayetsiz kalıyor söylemlerimizde. O kadar acı durumdayız ki. Yeter dedikçe üzerimize geliyorlar. Ama bunun mutlaka ama mutlaka bir çözüm olacak. Biz disk emeklisen olarak söylediğimiz, gelin emekliler birleşelim. Gelin bizim çatımızın altında toplanalım. Bir ses çıkartalım. Biz ses çıkarmazsak bunlar bizim üzerimize daha çok gelecek. O sadakalar artık daha da ufalacak. Yani lokmaya dönüyor. Gerçekten acı verici bir durum içerisindeyiz. Gördükçe şu emekleri, yani dün bir de müjdeymiş gibi veriyorlar ya. Ya insan artık delirme noktasında. Dediğim gibi giyeceğim üstüme deli gömleğini, takacağım hunimi, diyeceğim delirdim. Bana ne yapacaksınız bir de bilmiyorum. O kadar acı durumdayız. Sadakaları alsınlar, başlarına çarpsınlar. İstediğimiz bu. Ya hiçbir şeyine deva olmaz. Birikmiş borçlarına bile hiçbir faydası olacağını sanmıyorum. Yani bu 7,5 lirayla hiç kimse geçinemez bu ülkede. Evcil hayvanların bile beslenmesine yetmez bu. Emekliler şu anda sokak hayvanları gibi bulduklarını yiyorlar. Yalnız emeklilerin çok büyük bir hatası ve yanlışı var. Gidiyorlar market market dolaşıyorlar. Market market dolaşacaklarına hepsi bir araya gelip birlikte kırmadan, dökmeden, örgütlü bir şekilde mücadele ederlerse ancak bu hakları alırlar. Yoksa onlara tavuğun önüne atılan bir avuç yem gibi ara ara yem atarak sustururlar ve bunun üzerinden devam ettirirler bütün yaşamlarını. Şimdi geçmişteki emeklilere bakalım. İşte benim kayınpederim ya da babam 5-6 çocuk büyütürken aldıkları maaşlarla bugün bir insan aldığı asgari ücretle yaşama şansı yokken emeklilere 7,5 lirayı razı gören bir hükümetle karşı karşıyayız.